Teşekkürler olsun Sayın Başbakan. Allah hayırlı mübarek etsin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Biraz telaşınız geçsin diye bekledim. Evet, çok naziksiniz. Bir de son bir haftadır da Güney Afrika'daydım. Bu Filistin'le ilgili Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın ev sahipleri Güney Afrika'nın çok büyük bir kongre talep edildi. Uluslararası ifade. Bugün sabah geldim. Hoş geldiniz. Buraya da gelmeniz bizi mutlu etti. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hem seçim öncesi süreçte de bu seçim dönemini çok farklı bir bakış açısıyla ele almanız da bizi açıkçası mutlu etti. Bu kapsamda hem size hem teşkilatınıza teşekkür ederiz. Yanı sıra önemli bir yerel seçim. Ben diyorum toplumsal bir mimari yerel seçimi oluşturdu veya sonucunu bize verdi, elimize uzattı. Bu önemli bir sonuç. Bunu bizim millet adına iyi değerlendirmemiz ve çok güçlü bir hizmet dönemini sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kapsamda da siyaseti çok farklı yorumlayan halkımızın beklentisi ölçüsünde bizim de siyaseti biraz farklı yorumlayarak ben ona biraz daha yoğun bir biçimde halkçı bir diyaloğu, halkçı bir paylaşımı, halkçı bir hizmet yönünü ele almamız gerekiyor. Yerelde böyle bir sorumluluğumuz var. Umut ederiz toplumun her kesimine, her bireyine fayda veren İstanbul'da çok güçlü bir yerel yönetim başarısını ortaya koyan dönem bizlere nasip olur. Bunu da başarmak bize nasip olur. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Bütün kamu hizmetleri büyük bir emanettir. Kamu adına hizmet etmek başlı başına hani halk nezdinde de, hak nezdinde de önemli bir misyon. Ama işte Türkiye'de eğer en büyük kamu emaneti ne derseniz İstanbul'dır. Yani bunu sadece bir siyasi veya devlet adamı değil, İstanbul üzerine makaleleri yazmış, kitap yazmış bir bilim adamı olarak da söylüyorum. Türkiye'de en büyük emanet İstanbul'dur. Bize, bir bütün olarak ülkeye. Ama tabii bir büyükşehir belediye başkanına da o ağır bir sorumluluk. Siz geçen dönemden itibaren bu son yerine getirdiniz. Halk da takdir etti. Tekrar size bu sefer çok daha güçlü bir destekle bunu verdi. Ayrıca söylediğiniz gibi genel seçimlerin sadece İstanbul ölçeği değil, Türkiye ölçeğinde de büyük etki yapacak sonuçları oldu. Onun sonuçlarını hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz. Türkiye'de artık demokrasiye saygının, insan hak ve özgürlüklerine saygının yer aldığı, şehir kültürünün korunduğu ve halkın siyasal katılımının arttığı yeni bir dönemin öncüsü olmak gerekiyor. Sizin bunu en iyi şekilde yerine getirdiğinizden hiç şüphemiz yok. Allah utandırmasın. Sağ olun. Allah muvaffak eylesin. Amin. Ve İstanbul aşığı, İstanbullu bir hemşehriniz olarak da ne zaman nasıl bir desteğe ihtiyacınız olursa her zaman yanınızdayız. Çok teşekkür ederiz.